Seni yerim, yerim. Kusura bakma, beklettim seni de ya. Yok, önemli değil. Çok bir şey yokmuş zaten. Su koydum, oldu. Acıktık ama. Yok, acıkmadım. İstersen soğuk bir şeyler içelim. Şurada ileride benzinlik var, durayım orada. Yok. Geçen bizim Yunus'un arabayı yıkatıyorduk da benzinlikte. Kahve gördüm. Ama soğuk. Böyle pıs diye açıyorsun, içiyorsun falan. Yanına da üçgen sandviç, üçgen şöyle sandviç koymuşlar, tamam mı? Güp güp indiriyorsun mideye. Çok güzel yani. İstersen alalım, elde yeriz. Güzelmiş de iyiyim ben böyle. 500 daveti yeter mi sence? Yeter. Yani. Sizinkiler kaç kişiydi? En fazla 300. Bizimkiler de 200 olsa... 600 bastırdık zaten, garanti oldu. İyi. 500'ün 100'ü büyük taksa. 100'ü büyük altın. 100'ü küçük altın taksa. 200'ü de 200'lük nakit taksa. Oo, setler falan filan derken güzel. Bir set ne kadar? Setine göre değişiyor. Nasıl değişiyor? İşte işçiliği, gramı, ne bileyim beyaz altın mı, sarı altın mı falan bir sürü şey. 55-60 bin altınlar olsa, 40 bin falan da nakit gelse, 100 bin. Yeter. En kötü 110 bin kalır cebimize net. Bayağı iyi para. Yani yetmesi lazım. Yeter ya, yeter. Sana da yeter, bana da yeter. 110 bin. Ne oldu? Söyle ya. Ya bu Nermin güvenilir biri midir sence? Evet, ne oldu ki? Yani ne bileyim, böyle bir tipi falan güvenilir değilmiş gibi geldi. Komisyonu verdiysen kimseye söylemezmiş. Verdik verdik, fazlasıyla verdik. Tamam o zaman canım, söylemez. Zaten kadının işi bu yani, öyle düşün. Nasıl başlamış acaba? Masada otururken soracaktım ama soramadım. Vallahi bilmiyorum da biz 21.'ymişiz. Vay be. Sektörü haline gelmiş. Tabii canım. Ya sonuçta bu işler kulaktan kulağa. Şimdi Yunus Hanım mesela hani bana böyle böyle bir kadın var demese ben Nermin'i nereden bulacağım ki? Ne alaka yani, mümkün değil. Ama küt, bir fırsat geliyor, hop atlıyorsun. Yani sonuçta hepimizin hayalleri var, hedefleri var. Öyle hepimiz şanslı doğmuyoruz ki. Öyle para içinde de yüzmüyoruz. Hayat bize gülmüyor yani. Ben şimdi ha deyince o kadar parayı nasıl bulacağım? Ya da sen yani nasıl bulacaksın ki şimdi? Tabii tabii. Sonuçta win-win durumu. Win-win ne ya? Yani kazan kazan. O ne ki? Yani şöyle. Şimdi bir şeye ihtiyacı olan biri var, düşün. O şeyi yapan biri daha var. Bu ikisi bir araya geliyorlar. İşte ikisi kazan kazan oluyor yani. Al gülüm ver gülüm bu. Gibi işte, evet. Mesela altınlardan sen de kazanıyorsun, işte ben de kazanıyorum. Yani win-win oluyor. Bu kadar basit. Win-win. İşte o win-win de bizi tanıştıran Nermin. Bak bu tanışma hikayesi çok önemli, tamam mı? İkimizin de aynı yalanı söylemesi lazım. Tamam da işte ben yalan söyleyemiyorum ki. Hemen anlaşılıyor. Benim en kötü huyum dürüstlüğüm. Ben söyleyeceğiz artık yani. Mecbur. Yani
Söylemen lazım. Tamam, şimdi bak tekrar anlatıyorum. Baştan geçelim, tamam? Şimdi ben çarşıya çıkmışım, böyle gezmişim, dolaşmışım falan filan, mağazalara girmişim, çıkmışım. İşte yorulmuşum. Sonra böyle dinlenmek için, böyle bir soluklanmak için limonata içeyim diye Dünya Kafe'ye oturmuşum. Dünya Kafe'yi biliyorsun. Tamam buraya kadar. Sen zaten oradaymışsın. İşte içeri girerken beni görüyorsun falan. İşte ben oturuyorum. Senin masanda şeker yokmuş. İşte benim masama geliyorsun. İşte şeker var mı? İşte sizin gibi şeker bir kızdan şeker alsam nasıl olur falan filan derken biz birbirimizden etkileniyoruz ve işte oradan sohbet muhabbet falan böyle yürüyor gidiyor. İyi güzel anlatıyorsun da orada bir sıkıntı var. Yani ben gidip bir kızla böyle pat diye konuşamam da. Ya tamam. Benden hani şey yapmışsın, cesaretlenmişsin ama hani ben sana... He, anladım. Sonuçta kimse de yok yanımızda. Yani bakıldığında mantıklı bir yalan gibi geldi bana. Sonradan ortaya çıkmaz. Uyar bana. Beyaz yalan ya. Sayılmaz. Ne yapacaksın parayla? Şimdi şöyle, ben zaten modifiye olayındayım biliyorsun yıllardır. Yani artık bu benim bir hayat tarzım falan diyebilirim. Yani hayatım oldu desem yeridir. Bakalım, borcum var. Ya çok bir şey değil. Onu öderim. Sonra bu araba al sat falan yapacağım yani, kısmet. İyi. Nasıl Amerikan arabaları var biliyor musun? Kız gibi kız. Hurdalıkta böyle dizi dizi duruyorlar. Alıyorsun bir tanesini. Yaptırıyorsun, makyaj ediyorsun, satıyorsun. Ya ara ara tabii yani olay çıkarıyor ama yapacak bir şey yok, onun mevzusu. Kim alıyor peki bunları? Pazarı kim yani? Pazarı büyük. Herkes alıyor. Hastası var ya bunların. Millet var ya, bunlara çocuğu gibi bakıyor. Çok saçmaymış. Gerçekten anlamadım. Yani... Şimdi sana bu kadar çok sorun çıkartan bir şeye bu kadar ilgi, enteresan. Ya ne uğraşıyorsun? Sap gitsin, yenisini al bin. Olur mu ya? Olur mu? Araba bu, bunun karakteri var, bunun ruhu var. Böyle durduk yere arıza çıkarmaz mı makine? Şu an var ya, senin etrafında olan her şeyi algılıyor biliyor musun? Nasıl yani, neyi algılıyor? Neyi mesela? Bak, diyelim ki ben bu yavruyu 2 gün binmeyeyim, tamam mı, yatsın. Birkaç hafta hiç ilgilenmeyeyim. Sana yemin ediyorum küser bana. Küser. Ne demek küser? Küser yani. Aklına ne geliyorsa terslik yapar. İşte arıza çıkartır. Trip atar. Yapar bir şeyler yani, yapar. Ya, o yüzden bozuldu. Tabii. Şimdi sen benim yanımdasın ya. Kıskandı. Hemen bir numaralar falan. Gittim biraz ilgilendim, hemen geldi kendine. Allah Allah. Vallahi ya. Kızım benim. Yavrum. Hi, Mr. Fishington. Yes, it's me, Sinem. Yes. Yes, baba. I am good. Yes, I ne come ya, next month. Davetleri almaya gidiyoruz. Later, sir. Yanımda. Yes. Tamam. Okay. Baba, yok bir sıkıntı. Neden bir sıkıntı olsun? Sıkıntı yes. Var mı deyip duruyorsun. Yok, I 300 kişi izledim. I will start after zaten my düğün, sir. Zaten toplam 600 baba. Evet. Ya o iş bende yani, tamam mı? Okay. Hadi görüşürüz. Adam durdu şimdi aradı ya. Keşke açmasaydım. Ya ne yapsaydım ne bileyim. Ya benim böyle pür dikkat dinlemem lazım işte, anladın mı? Yani konsantre olmam lazım. O zaman daha iyi İngilizce konuşurum. Aslında çok iyi İngilizce konuşuyorum ama böyle olduğunda çatpat oluyor işte. Yo, iyisin bence. Ya nasıl iyiyim ya? Nesi iyi liseden kalma İngilizceyle? Zaten anlamadım da hiçbir şey. Yes yes deyip geçiştirdim adamı, durdum. Kurs değil mi bu, üniversite değil? Yok, evet yani kurs, sertifika programı. Sertifika olması çok iyi olmuş. Nerede bu? İngiltere'de. Neresinde? St. Helens diye bir yer var işte. Vigan'ın yakınlarında. Evet, Vigan Atletik biliyoruz. Ya orası işte. Güzel yerler oralar. Gidince dönmezsin artık. Yani bakalım. En az bir 2-3 sene kalırım. Peki de dönerim gibi gelmiyor aslında. Tabii canım, gitmişsin. Dönüp ne yapacaksın? Paran da var, mis. Yani bir sene falan zaten altınlarla geçinirim. Orada kaçak göçek bir işe girer, giderim. Olmadı bir daha evlenirim bir İngiliz'de falan. Kalmak için orada çalışma izni falan filan derken hallederim ya. Güzel, mantıklı. Sen ne kadar gömüyorsun buraya? 25 bin. Yarısını gömüyorsun. Evet. Bir kataküllü olmasın da. Ne gibi? Ne bileyim yani, dolandırıcılık falan. Okuyoruz sonuçta bunları gazetelerde, duyuyoruz her yerden. Bir bitireni çıkmasın da.
25.000. Neden çıksın ki? Ya kusura bakmazsan, şimdi ben sen az önce telefonla konuşurken gayri ihtiyari böyle yani kulak misafiri oldum da Fishington diye bir isim bence atmasyon. Ya Fishington diye bir isim olmaz ki. Yok olur, niye olmasın? Olmaz. Jack olur, Jones olur, Nicholas olur. Ne bileyim, Ferdinand olur, Rooney olur da yani olmaz yani Fishington, bilmiyorum. Fishington soyadı zaten. Alex adı. Alex Fishington. Olur. Alex Fishington olur. Bu arada kusura bakma, ben kıllandım. O yüzden yani hani seni de uyarmak istedim ama sen bana takılma. Ya yok, sağ ol. Teşekkür ederim de. Ya, iyi bir okul orası. Zaten 6 aylık sertifika programı. Gireceksin, alacaksın sertifikanı. Önüne bakacaksın. Bak sertifika olması çok iyi, çok kritik. Geldik mi Nuriye? Efso köfte yapar burası. Gel iki yarım atalım da neşemiz yerine gelsin. Efendim Şebnem ha? Ha ben içeri girdim. Evet üstümde beyaz kazak var. El sallıyorum. El sallıyorum. Evet. Teşekkürler. Ben Handan teyzeyi çok severim. Güvenirim de. Bir tanışın görüşün deyince kıramadım. Handan teyze candır. Yani annemle eskiden babaanneme giderdik çok. O da babaannemin arkadaşı. Böyle bizi görünce hemen bir kase böyle çorba, böyle mısır ekmeği falan getirirdi. Yani ilişkimiz çok farklı Handan teyzeyle. Çok severim. Yeri bende bambaşkadır yani. Bir arzunuz var mıydı? Ben bir çay alayım lütfen. Çayımız maalesef. Nasıl maalesef? Nasıl çay yok mu? Patron menüden çayları kaldırdı. Sadece kahve çeşitleri ve tatlı var. Neden? Çünkü patron buraya coffee shop yapacakmış. İyi de coffee shoplarda da çay var. Ama artık bizde su bile olmayacakmış. Sadece kahve. Dünyada bir ilk olacağız diyor patron. Hayır, daha dün çay içtim ben burada. Dün içtim yani. Abi biz de seninle beraber çaya içtik. Çay deviri bitti artık. Artık çay yok. Ama çok güzel kahvelerim var. Süper Etiyopyan var mesela. Ondan vereyim size. Neyse neyse tamam. Sen bana bir orta şekerli kahve getir. Sen ne içersin abi? Bak çok güzel Guantanamo'lu diye bir kahve var, ondan getireyim sana. Kenya aromalı özel bir kahve de geldi, ondan dene istersen. İbrahim, bana da bir şekerli Türk kahvesi getir. Peki abi. Ya işte gide gele böyle gereksiz, lüzumsuz bir samimiyet oluyor. Ama bu çay politikasından sonra gözden geçireceğim ilişkilerimi. Yani. Geçir, geçir bence. Ya bir şey diyeceğim, aslında benim hiç böyle evlilik mevlilik işim olmaz. Düşünmüyordum evlilik. İşte babam çok istedi. Yani bir ısrar, bir ısrar, illa evlen de evlen, evlen de evlen. Yani ben de işte kırmayayım dedim, bir koca adayı bakayım dedim. Baştan beşten de vazgeçtim. Ya aslında aşk kadınıyım yani. İşte ha deyince olmuyor. Yani bir sürü kez aşık oldum ama işte ya da oldum sandım. Neyse bu konulara girmeyelim. Yani gerekirse sonra gireriz de. Zaten işte ailelerin uyuşması diye bir şey varmış ya. Aile, babam bu konuya çok önem veriyor. Evet, babaların olmazsa olmazı aile uyuşu. Uyuşuşu. Evet. İşte Handan teyze de sizin aileye kefil olunca babam bir git bak dedi çocuğa. Ben de dedim ki bak kızım ya, adamın sayılı günleri kaldı şurada. İşte bir ölmeden mürvetini görsün dedim. Nasıl ölmeden? Kanser. Oo. Ne kanseri? Akciğer. Of of of. Çok sigara içer miydi? Hiç ağzına sürmedi. Allah rahmet eylesin artık, başınız sağ olsun. Yok ölmedi yani, makinelere bağlı yaşıyor. Yani aslında yaşıyor da sayılmaz da ya işte öyle kanser yani tatsız. Yani şimdi, yani tıp çok ilerledi. Atlatanlar var. İşte doktorlar 4-5 aya dedi. Geçmiş olsun. Afiyet olsun.
Benim makineler çok hızlı. Çat diye geldi hemen. Evet. Ya buna da Türk kahvesi demişler. Halbuki ne alakası var değil mi yani? Geçen bizim arkadaş Yunanistan'a gitti. Bir Greek kahve içeyim demiş hazır gelmişken. Gelmiş kahve, bir bakmış Türk kahvesi. Demek ki Yunanistan'dan birisi gelse bir Türk kahvesi içeyim dese bir bakacak Greek kahve. Çık işin içinden. Hepsinin kökeni Yemen'den işte. Saçma sapan şeyler yani. Niye ayırıyorsun yani? Niye ayırıyorsun? Bırak işte. Kahvede gitsin. Değil mi? İşte velhasıl Handan teyze seni bana çok anlattı. Resmini de gösterdi. Yani işte beğendim. Evlenmemizde bir sakınca yok. Anlaşamasak da ayrılırız. Yok anlaşamayacak bir şey yok. Biz çok güzel anlaşıyoruz bence. Yani öyle öyle. Sen uyumlu birine benziyorsun. Ben çok uyumluyumdur. Bizim aile hep böyledir, uyumlu. Biz hep böyle evlendik. Hepiniz mi? Tabii tabii hepimiz ya. Yani bizde gelenek gibi bir şeydir yani görücü usulü. Bizde gelenek. Zaten görücü usulü evlilikler de %85 oranında boşanmaları azalttığına dair pek çok bulguya sahipmiş. Biz de onun resmen kanıtıyız yani. Böyle bizde çok başarılı evlilikler vardır, hiç boşanma yok. Ama boşanmak da bir başarısızlık sayılmaz değil mi? Yani tabii. Yani başarısızlık değil de yani bir başarılılık da değil yani. Yani evlenmek kadar boşanmak da doğal. Tabii doğal yani. Doğru haklısın doğal. Doğru. Evet. Başka bir şey sormayacak mısın? Yok Handan teyze her şeyi anlattı bana. İyi güzel. Sen ne iş yapıyorsun ben sormadım Handan teyzeye. Takı satıyorum ben. Takı satıyorsun güzel. Tezgahta mı? Yok internet üzerinden. Ha internetten satılıyor mu? Oluyor tabii yani el yapımı olunca. Bir şeyler bırakıyor yani. Yani fena değil. Güzel. Hayırlı işler. Bir de babadan kalma yüncü dükkanı var. İşte gündüzleri de orada duruyorum. Tabii yüncüye kimse gelmiyor. Sen dedin ki bir şeylere sarayım yani incik boncuk falan internetten. Yani tam olarak öyle değil. Takı tasarım okudum ben. Onun da mı okulu var? Yani evet. Her şeyin bir okulu var artık. Ama çok mantıklı biliyor musun yani? Kim düşündüyse çok iyi düşünmüş. Bence de okulu olmalı zaten bunun. Yani herkes yapacağı işin sınırlarını bilir, şeyini bilir. Duracağı yeri bilir yani, etiğini bilir. Doğru bir hamle bence ama yün dükkanına geçişi olmasa hani mesela... Yün dükkanı Çin'den ötürü bence o durumda biliyor musun? Hı. Çin çünkü bütün piyasayı bitirdi. Sildi süpürdü ya. Kazak 10 liraya satılıyor. Kazak 10 liraya satılır mı kardeşim? Yün alsan mesela, dikmeye kalksan bir yılda dikiyorsun. 10 lira. Senin işler nasıl? Benim işler iyi. Yani ben tavuk işindeyim. Tavuk çevirme. İyi yani işler. Biraz bir koku problemimiz var. Onun dışında iyiyiz. Yani havalandırması yok mu canım? Ya var da işte insan bir zaman sonra alışıyor zaten yani. Pişmiş tavuk kokusu çok da bir şey değil yani. Ay benim burnum öyle pişmiş tavuk kokusuna falan alışamaz. Yani duş mu alıyorsun? Artık ben alışıncaya kadar böyle parfüm mü kullanıyorsun? Bir şekilde idare edeceğiz. Yok yok ben duşumu falan alıyorum. Parfümümü de sıkıyorum. 3 gün kalıcı parfümlerim var. Onlardan sıkıyorum yani. Hiç kokuyla ilgili aklında bir şey kalmasın. O konuda netim. İyiyim yani temizim. Sen bir şey söyleyeceksin ama söyleyemiyorsun galiba. Ya benim aslında böyle takıntılarım var ama. Evet. Ne söylesem mi söylemesem mi arada kaldım. Yok yok söyle ya söyle. Artık bir yola girdik değil mi? Söyle. Yani böyle gerginlik olmasın dedim. Yok niye gerginlik olsun? Pamuk gibiyim ben ya şu an. Bu kolormatik gözlükler çok itici ya. Böyle kahverengi cam falan yani. Yani bu çerçeve falan da hiç yakışmamış. Böyle çerçevesiz bir şey bakalım biz. Ben zaten çizdirmeyi düşünüyordum. O zaman en yakın vakitte çizdiririm. Çizdirmek de riskli diyorlar ama yine sen bilirsin. Ya ben bu noktadan sonra artık o riski alıyorum. Gözlerimi çizdiririm. Herkes rahat eder yani. Öyle düşünüyorum. Ama işte öyle olsa bak bütün doktorlar çizdirir değil mi? Yani hiç gerek yok böyle rikslere. Tamam o zaman çerçevesiz bir gözlük işini görürse onunla ben. Heh. Tamam o zaman öyle yapalım onu. Tamam. Bir de bu kareli gömlek ve V yaka kazak. Ya ben çok gıcık kaparım böyle. Geldiğinden beri böyle dilimin ucuna geliyor geliyor söyleyeceğim ama söyleyeyim. Böyle sinirlerim bozuldu sinirlerim. Tamam onu da atarım. Sinirler bozulmasın onları da atarım zaten. Evde de yok zaten hep buraya kadar benim kazaklarım. Gözlüğü de atıyorum. Her şeyi atıyorum yani. Rahatlayalım artık. Ya senin böyle hani olmazsa olmaz dediğin bir şey varsa sen de onu söyle istersen. Ben de onu yapayım. Ben boyalı saç hiç sevmem. İşte
Beyazlar var arada, o yüzden boyatıyorum. Olsun, ben hiç sevmem, çok zararlı. Yok yok, ben organik boya kullanıyorum, o daha zararlı. Olsun, yine de zararlı neticede, onun için boyamanı istemiyorum. Hayır, boyatacağım. Tamam o zaman, ben söylediğimle kalayım yine o zaman. Sen başka bir şey söyle istersen, ben onu yapayım. Ruj sürmeni istemiyorum. Ya bak, o tamam, ruj yok bende. Olsun, sen yine de ruj süren bir insana benziyorsun, ruj sürmeni istemiyorum. Neticede rujlar balinaların üstünde deneniyor. Balina yağı var içinde, yunus yağı var. İstemiyorum. Ben yunusları çok severim. Gerçekten mi? Evet. Ay ben de bayılırım ya. Evet. Ya hayatta olmazsa olmaz bir şey varsa o da benim için yunustur aslında. Ya benim de yunuslu pijamalarım var biliyor musun? Görürsün sen de. İnşallah ya. Evet, evet. Ben de işte çok seviyorum yunusları. Çok sevindim şu an. Yunus'ta ortak noktamız. Horlama var mı? Yani her insan kadar horluyorum. Ayak kokusu? Arada sırada. Nasıl ara sırada? Çok koşarsam falan. Ya da işte halı saha maçına falan gidiyorum o zaman. Ne halı sahası? Gökçe, bu çağda halı saha mı kaldı? Ne kadar gereksiz şeyler yani. Düşeceksin, sakatlanacaksın. Orada uğraşacağız sonra seninle. Gereksiz şeyler yani. Hiç olmasın bence. Öyle diyorsan gitmem canım. Ya çocuklar çağırıyorlar şimdi. Adam eksiği oluyor falan. Kaleye geçiyorum ama bundan sonra gitmem yani. Yok. Derim ki istemiyor derim. Yok. Tamam yok. Yani. Olmasın. Halı sağ ol. Tamam. Ana prensiplerde anlaştık sanki. Anlaştık tamam. Güzel. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne haber? İyi, ne olsun? Ben var ya, bu habere acayip sevindim yani, acayip sevindim. Ya sen bir de beni düşün, bir düşün yani. Gel. Ne dedim ben? Ben ne dedim? Erkek olacak dedim, demedim mi? Dedim. Evet, demiştin. Bildim yani. Aferin bebeğim, attın tuttu. Atmadım bebeğim. Hissettim. Ha, peki. Ne dedi doktor? Yani işte telefonda söylediklerimi söyledi. Yani sağlıklıymış. Hı hı. Erkekmiş. Hı. Onun dışında çok fazla süt tüketmişim. Vücudumda meyve asidi birikmiş. Testlerde çıktı değil mi? Ya evet. Nasıl anlıyorlar hemen her şeyi? Başka? Başka bir şey yok. Bu ne? Tulumba tatlısı aldım, kutlama yapalım diye. Yapma ya. Ya. En sevdiğin tatlı. Süper. Harikasın. Buradan da var. Yok ya, ben şimdi bir çatal getiririm, elimiz kirlenmesin. Yok ya, çatala falan gerek yok şimdi. Ne olacak canım, şimdi gidip getiririm, yapış yapış olmasın yani. Ya bulaşık çıkarma şimdi, bak ne güzel kürdan koymuşlar işte paketinde. Hijyenik değil mi yani, el değmemiş, temiz. Peki, öyle olsun. Peçete de isterim. Buyurun. Hı. Cinsiyeti kesinleştiğine göre isim de kesinleşti o zaman. Hı. Dedemin ismi. Zaten içimden o geçiyordu. Hı. Yalnız sanki o isim ağza pek oturmuyor gibi. Oturur, oturur. Zamanla oturur. Bir de ne bileyim, ya okulda çocukla dalga geçerler gibi geliyor bana yani. Niye dalga geçsinler canım? Ne bileyim, böyle çok uzun bir isim. İnsan söylerken nefesi tükeniyor. Ne bileyim, diyafram miyafram bitiyorsun yani. Sen hala o mesele yüzünden mi istemiyorsun? Tamam. Oğlumuza eski sevgilinin ismini koyman pek hoşuma gitmiyor tabii. Dedemin ismi bebekciğim. Taktın sen de bu konuya. Takmadım hayatım, takmadım. Sen taktın, taktın, taktın diye diye. Yani o ismi duyunca eski sevgilinin aklıma geliyor. Ne yapayım? Nasıl aklına geliyor? Basbaya. O ismi duyunca senin eski sevgilinin suratı geliyor gözümün önüne. Eski sevgilinin suratı niye senin gözünün önüne geliyor canım? Çok yakışıklı çocuktu da ondan.
Ay biliyor musun aslında dedem de çok yakışıklıydı. Demek ki o isimdeki çocuklar yakışıklı oluyor yani. Demek ki oğlumuz da çok yakışıklı olacak. Bir dakika, bir dakika. İsimlerin genler üzerinde, genlerin de isimler üzerinde bir etkisi olabilir mi yani? Vaa, bu çok iyiymiş. Çok iyi. Refik, yine doldurmamışsın sürahiyi. Ya tam dolduracaktım, telefon çaldı, unuttum. Ama hep ben dolduruyorum, sen hiç doldurmuyorsun. Olur mu canım, ara sıra ben de dolduruyorum. Hayır, hiç doldurmuyorsun. Gidiyorsun mutfağa, boş sürahiyi bırakıyorsun, kendin su içiyorsun, boş sürahi orada duruyor. Bir dakika şimdi ya, bir şey yazmaya çalışıyorum, bir şey düşünüyorum. Konsantrasyonumu bozma ya. Balıklarım. Balıklara da mı yem vermedin? Tam verecektim, o sırada telefon çaldı, unuttum. Ay bütün gün aç mı kaldı hayvanlar? Ama Ayşe dedim, dün verdi dedim nasıl olsa dedim. Ben dedim verecektim ama dedim Ayşe nasıl olsa dün verdi dedim. Vermeye gerek yok dedim. Ayşe dedim de öyle dedim de ben dedim de. Ya mesele senin benim vermem meselesi değil ki zaten. Ya çok abarttın Ayşe ya. Abartmıyorum canım. Sen de benim çiçeklerimi sulamıyorsun. Ben senin yüzüne vuruyor muyum? Ya aynı şey mi? Değil mi? Ya aynı şey olur mu Refik? Balıklar bir gün aç kalsalar nalları dikiyorlar. Çiçekler bir gün sulanmasalar ne olacak? Hayır, kedi besleyelim, köpek besleyelim istiyorum ama senin bitki sevgin yüzünden hiçbir şey besleyemiyoruz. Bari dedim balık alalım, onları da açlıktan öldüreceğiz herhalde. Yani mesele bu mu oldu şimdi? Benim bitki sevgim mi yani? Benim bitkilerim yüzünden sen kedi köpek besleyemiyorsun, hayvan sevemiyorsun öyle mi? Balıklar ne? Hayvan değil mi? Ya mesele hayvan meselesi değil. Mesele sorumluluk meselesi. Bir işin ucundan tutma meselesi. Ya duş alıyorsun, ıslak havluyu yatağın içinde bırakıyorsun. Rutubetten leş gibi kokuyor, iğrençsin. Açıldım bakıyorum. Anlat, anlat. Ay bir de çoraplarım var. Her yerden çoraplarım çıkıyor. Bahçeden çıkıyor, balkondan çıkıyor, banyodan çıkıyor, masanın altından çıkıyor, masanın üstünden çıkıyor. Mutfak tezgahında bile çorapların var. Ya sen benden ütüye su koymamı istedin. Ben de mutfağa gittim ütüye su koyacağım diye. O sırada çoraplarımı tezgahın üzerine bırakmışım. Ama sonra aldım. Zaten o bile falso. Çünkü ütüye iyi su değil, kötü su koyuyorsun. Ayşe, ha iyi su olmuş, ha kötü su olmuş. Ne fark eder? Noktacık bırakıyor, noktacık. Kötü su noktacık bırakıyor, iyi su noktacık bırakmıyor. Tamam mı? Onlar böyle iri iri ufaklı, beyaz beyaz noktacık noktacık oluyorlar. Gıcık oluyorum onlara ben. Noktacık noktacıklar kimin umurunda Ayşe? Benim umurumda. Ya bir şey rica ediyorum senden ya. Birazcık hassas ol, birazcık dikkat et istiyorum ama hala bahane. Ayşe şöyle, Ayşe böyle. Ay ben bunu yaptım, ben bunu yapmadım. Ya ben hassas değilim öyle mi? Ben hassas değilim. Demek ki ben senin için yeterince hassas değilim. O zaman ayrılalım Ayşe. Bu iş burada bitsin. Çocuğu da aldırırız, olur biter. Ne demek şimdi bu? Ne demek? Beni beğenmiyorsun, beni istemiyorsun. Ben de ayrılalım diyorum. Başka ne diyebilirim? Ne haber Refik? Ayşe nerede? Ayşe yukarıda efendim. Bugün doktora gitti. Bebek çok sağlıklıymış. Ayşe kızım, aşağı gel bakayım. Buyurun efendim. Otur. Sizi ben tanıştırdım ama düşünceme göre siz birbirinize uygun bir çift değilsiniz. Efendim biz çok uygunuz. Tencereyle kapak gibiyiz. Kerem ile Aslı gibiyiz. Kerem ile Aslı gibi. Ne olur bizi ayırmayın. Efendim, Ayşe'yi benden ayırmayın lütfen. Sizi izliyoruz, gözlemliyoruz, test yapıyoruz. Ne yapacağız şimdi? Ayrılacak mıyız? Şunları toparlayayım. Çocuğunu taşıyorum ben. Yapmayın bunu bize. Taşırsın kızım. Taşırsın yine. Ama efendim biz birbirimize çok iyi geliyoruz. Gerçekten. Emin misiniz? Eminiz. Yani eminim. Evet. Acayip eminiz. İyi o zaman. Ben de size son bir şans tanıyacağım.
Ama bu sefer tartışıp kavga ederseniz bu iş biter. Efendim biz kavga etmiyoruz ki. Yok, tartışmıyoruz biz hiç. Siz bizim için bu hayatta başımıza gelen en iyi şeysiniz. İlaçlarınıza devam ediyorsunuz değil mi? Tabii efendim. Tabii efendim, tabii. İyi, devam edin. Tulumba tatlısı yerine kabak tatlısı verelim. Bakalım tepkileri ne olacak? Hadi ya, öldürecek beni bu şakaların ha. Korkutmak istemedim ha. E yapma o zaman. Ha niye yapıyorsun ki? Ya şöyle normal normal yürüyüp gelsen, arkadan sarılsan, yanağımdan öpsen falan, ne bileyim, daha iyi değil mi yani? Ha, doğru söylüyorsun, düşünemedim. Ha düşünemedim, bir de herkesin içinde yapıyorsun hadi ya. Tamam, özür dilerim, öpeyim mi? Hayır, öpme artık, istemez. Sen biraz gergin misin bugün? Yo. Yo yo, biraz gergin gibisin. Ya ne bileyim, ortam güzel, hani müzik, chill out. Üstüme şarap döktüm galiba. Peçete var mı? Yok. Gideyim de alayım. Tamam tamam gel. Tamam dökmemişim. Boş ver. Ne haber? İyi. Çok beklettin mi? Yok. Kendine içki al. Alırım. Nasıl resimler? Bakabilir mi? Yani beklediğimden bayağı iyi. Çok acayip şeyler var. Bak mesela şu. Şu çok acayip. Acayipmiş. Hı, baksana fırçalara. Yani sergide genelde grafik kullanmış ama bence bunun kullanımı süper. Grafik mi süper? Hı. Ya her yerde görüyorum artık, moda galiba. Yani belki. Ama bu gidişle akım gibi olacak sanki. Yok canım, öyle pat diye akım mı olur? Gerçi olur mu olur, çünkü bayağı provokatif duruyor. Ya. Grafik işin içine girince benim çok içime sinmiyor. Yani böyle başkası da yapabilirmiş gibi hissediyorum. Ne bileyim, kopyası çıkartılabilirmiş gibi geliyor bana. Ya bak, bunun şimdi çözümlemesini düşününce irrasyonel gibi. Ya biraz sert eleştirmiş olabilirim ama... Yok yok, devam et. Bak, ya çizgileri tam kararlı diyemem. Ha, kararlı olmak zorunda değil. Ya ama ne bileyim, hani eğriyse eğri, kırıksa kırık, düzse düz çiz. Ama böyle yapma ya. Ya geometrisini ona göre ayarla. Ressamsın sonuçta. Ya tamam, hani doygunluğu, proportion'ı, derinliği, uyumu harika. Ama şu figürler, onları yapma be dostum. Onları niye yapıyorsun? Onlar gereksiz. E kader Kızılgül. Kader mi? E kader, kader. Aa. Kaderin de resmi varmış. Evet. Haberin yok muydu? Yok, nereden haberim olacak? Şimdi gördüm, şaşırdım. Beğendin mi resmini? Güzel mi? Vallahi çok beğendim. Harika. Şuna bak. Çok beğendim. E, tebrik edelim o zaman. Yanaklarından öpelim. Buralarda mıdır ki? Bakalım. Hı? Buralarda mı? Baksana benim. Yok canım. Buralarda değilim. Buralarda olsaydı gözümden kaçmazdı. Gözümden kaçmazdı. Gözümden kaçmazdı. Tabii canım. İnsanın eski sevgilisi buralarda olsun da gözünden kaçmasın mı? Tabii ya. Kaçmaz gözünden. Pardon. Aşkım ben o anlamda söylemedim sana. Ya şu an benim sinirlerimi çok iyi bozdun yani hadi. Bravo, tebrik ediyorum. Ya bir şey söyleyeceğim, ben senin sinirini niye bozayım ya? Niye? Allah Allah, sergi var dediler, geldik. Ne güzel işte, geziyoruz, şarabımızı içiyoruz. Hem bir şey söyleyeceğim, sadece bu resim güzel değil ki, diğer resimler de güzel. Mesela bak, şu da güzel. Bak bunu kim yapmış, bu çok güzel. Ha, bunu da kader yapmış. Evet, bunu da kader yapmış. Zaten sen onun her şeyini beğen, her yaptığını beğen zaten onu. Yani? Ya sen benim bu kadar ne kadar sinir olduğumu bilmiyor musun? Ya biliyorum. O zaman niye beni bu sergiye getiriyorsun? Bile bile bir de üstelik. Ya aşkım biraz sessiz ya, ne olur gel. Sessizim ben. Yeterince sessizim, daha ne sessizim? Bana bak, hani grafikten hoşlanmıyordun sen? Ya hoşlanmıyorum grafikten, ne olsun? Hayır, hoşlanıyorsun, kendin söyledin, ağzına söyledin, gördüm. Ne dedin? E, çok güzelmiş resmi dedin. Ben mi dedim? Ha, ben onu lafın gelişi söyledim. Nasıl lafın gelişi söyledin ya? Allah Allah, lafın gelişi söylemiş. Şuna bak, şuna. Şuna bakar mısın? Şuna bakar mısın?
Ne bir özgünlük var, ne bir yaratıcılık var. Hiçbir bok yok bu resimde. Sen bir de kalkmış bunu beğeniyorsun. Aşkım ne yapıyorsun? Herkese geçirdin mi? Geçireceğim tabii. Niye geçirmiyorum? Tabii ki geçireceğim. Tamam geçir, geçir ama sessiz geçir. Sessizim ya. Ben çekiştirip durma lütfen. Allah Allah ya. Ne oldu? Porsche'ın motion'ın kararsızlığı falan konuşuyordun. Ha, ne oldu yani şimdi? Ne değişti ki? Ben onu anlamıyorum. Ne değişti? Sen de fırçaları beğenmedin mi? Beğenmedim. Neyini beğeneceğim ya ben bu fırçaları? Resme bak bok gibi. Sergi zaten bok gibi. Neyini beğeneyim ben bu serginin ya? Aa, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Senin beni buraya niye getirdiğin çok iyi anlaşıldı şimdi. Ne anlaşıldı ya? Sen benim çizdiklerimi beğenmiyorsun. Evet, sen benim çizdiklerimi beğenmiyorsun, boyadıklarımı beğenmiyorsun. O yüzden beni buraya getirdin. Şu an, şu an saçmalıyorum. Saçmalıyorum. Ya tamamen saçmalıyorum. Tamamen saçmalıyorum. Gel dışarı çıkalım. Tamamen tamam, saçmalıyorum. Özlüyor musun onu? Hı? Bugün buraya bu yüzden mi geldik? Onu görürüz diye mi? Yani özlediğim için mi geldik? Konu nasıl buraya geldi? Şu an hiç anlamıyorum. Sen beni buraya getirdin. Dedin ki gel sergiye gidelim. Ondan sonra da oradan çıkar takılırız dedin. Demedin mi dedin mi? Ya dedim dedim. Tamam, bitti. Anlaşma mı yaptınız? Planlı mı bunların hepsi? Kaderin esinleri var ya her yerde. Planlı mı bunlar? Bilerek mi yaptın yani? Ha? Kızmayacağım. Söyler misin? Kızmayacağım. Aşkım valla gel dışarı çıkalım. Herkes bize bakıyor. Ya baksın ya! Herkes bize baksın yani bir zahmet. Herkes önce bir bok gibi resimlere baksın. Ondan sonra bize baksın. Ne oldu teyze? Niye bak? İzle ya. İzle rezalet tabloları izleyin. Bok gibi resimler. Hepsi bombok. Zaten oturuyorlar bilgisayarın başında çiziyorlar. Sonra sana desene. Tabii sana desene. Para için bunların. Hepsi para için. Hepsi para. Ne bakıyorsun teyze ya? Mi? Şurada bir şey konuşuyorum. Niye lafımı bölüyorsun pat diye? Anlamıyorum ki seni de. Ya nasıl gidiyor diye sordu. Ben de sürekli kavga ediyoruz dedim. Sürekli kavga ediyoruz. Dedim mi öyle bir şey? Ya tabii ki söylemedim. Niye öyle bir şey sordun? Söylersin çünkü sen. Allah Allah ben niye öyle bir şey söyleyeyim ya? Niye arıyor bu kadın sürekli? Zırt pırt. Bu kadın niye arıyor? Ne bileyim yani sorumluluk hissediyor herhalde. Ne sorumluluğu hissediyor? Tanıştırdı bitti gitti. Tamam evlilik tarihi de aldık. Bu neyin sorumluluğu? Ne bileyim. Bıktırdı. Bıktırdı yani bıktırdı. Şarabı beğendin mi? Hiç beğenmedim. İğrenç. Ben beğendim. Ya ucuz şarap koyuyorlar. Evet bu da ucuz ama... ...köpek öldürenin kalitelisini bulmak zordur gerçekten. O nasıl bir tabir ya? Köpek öldüren? Nasıl bir tabir? Ne çirkin, ne pis. Kim uydurmuşsa o köpekleri öldürenlerin Allah cezasını versin. Ama bu sergi hep böyle. Bu sergi salonu böyle. Leş gibi şarabı kakalıyorlar millete. Ondan sonra da niye kimse gelmiyor? Sergi salonu bomboş. Tabii boş olur. Sen kendi itibarını düşünme. Sanatçıları hor gör. Sonra niye gelmiyor? Resim sanatına sergi azaldı. Beğeni azaldı. Kimse gelmiyor. Gelmez tabii. Şarap alayım mı sana? Ben de olsam ben bir daha gelmeyeceğim buraya. Alayım alayım. Buraya gelmeyeceğim bir daha. Kimse de beni getirtemez. Zeynep senin ne işin var burada tek başına? Biz sergiye geldik. Hadi de içeride de senin ne işin var burada? Ben mekandan çıktım motora gidiyordum. Tamam git o zaman hadi lütfen git. Hadi git. Ne yaptın? Tabloyu bitirebildin mi? Ya tamam özür dilerim. Niye bu kadar uzatıyorsun? Ya bir insan ne kadar uzatabilirse sen ondan daha çok uzatıyorsun. Uzattıkça uzatıyorsun. Uzatmıyorum. Uzatmıyorum. Gider misin lütfen? Konuşmak istemiyorum seninle. Hadi nereye gidiyorsan. Yani kabul etmesen de senin de suçun var bence. Benim suçum var. Benim suçum var da beni kandıran sensin. Ben ne kandıracağım seni? Nasıl ne kandıracağım? Yani desene ben Sadi'yim, Hadi değilim diye deseydin ben şey yapmayacaktım o yani zaman. Suç bende yani. Suç bende. Ben orada oturuyorum. Geliyorsun arkadan sarılıyorsun, öpüyorsun. Suç bende. Hayır olur. Engelleyebilirdin. Sanat ben ne engelleyeceğim? Sarılan sensin. Sarılan sensin, öpen sensin. Ha benim ensemde gözüm olması lazım. Görmem, hissetmem lazım. Tamam sus ya. Ne olur sus. Allah'tan Hadi'nin haberi yok ya. Neyden haberi yok? Nasıl ya? Söyledin mi ki sen? Söyledim tabii. Nasıl söylersin? Basbayağı dümdüz söyledim. Ne zaman söyledin? Hemen o sabah uyandığımda. Ne dedin? İşte böyle böyle oldu dedim. O ne dedi? Bir şey demedi, olur mu olur dedi. Nasıl bir pisliksin sen ya? Nasıl bir iğrenç bir insansın? Benim düşündüğüm duruma bak şu an ya. Niye bu kadar büyütüyorsun anlamıyorum ki. Nasıl büyütüyorum? Sana bir şey demedi mi? Demedi. Der mi sence? Demedi. Ya daha sonra konuşmadınız mı? Ya sonuçta normal. Ya biz enseden daha çok benziyoruz. Gerçekten. Bizim okulda bir tane hoca vardı. Ben oturuyorum böyle sırada. Geliyor arkadan enseme çat vuruyor bir tane, çat vuruyor bir tane. Hocam dedim, niye vuruyorsun? Meğer beni Hadi zannediyormuş, o yüzden vuruyormuş.
Ben sizin bunu bu kadar normal karşılamanızı hiç anlamıyorum, biliyor musun? Ya niye, ne var normal? Ya ilk defa alınmıyor ki. Nasıl ilk defa alınıyor? Ya senin haberin yok. Neden haberim yok? Hadi bir ara anlatırsın. Hayır, sen anlatacaksın. Söyler misin? Neden haberim yok? Söyler misin? Kader şimdi mi o? Ne oldu Cemal? Ha? Ne yapıyorsun lan? Ne yapayım? Sen ne yapıyorsun? İyi, ne yapayım işte. Oturuyorum, face mask takılıyorum. Sen ne yaptın? Ben de oturuyorum. Maça bakıyorum hani. Ne maçı bak? Hayda, gitti mi lan? Burada da gitti. La bu kalıpçılar yine mi çok güzel, anlamıyorum ki. Cemal, bu jeneratöre sen bakarsın, ben bakayım. Eyvallah, sağ ol. Larisa? Ne haber Yekta? Sen nasıl buldun burayı? Sevim abla getirdim. Allah Allah, iyi bak karanlıkta takılıp düşmedin. Ya arasana beni, kapıdan gelip alırdım. Abartma, telefonumun ışığı var. Geç hadi geç, üşüyeceksin, soğuk dışarısı. Yok, Sevim abla bekliyor. E gelsin, o da niye gelmiyor? İnmedi arabadan. Larisa, acil bir durum mu var? Annem Sevim ablayı aradı. Ay Sevim ablana ya. Sevim abla da Sevim abla. İkide bir Sevim abla. Ne Sevim ablaymış arkadaş? Yekta, niye bağırıyorsun? Yani tamam, Sevim abla vesile oldu. İyi, hoş da. Yani böyle her şartta onu aramak olmuyor yani. Benim kardeşim kaybolmuş. Ben ne diyorum, sen ne diyorsun? Nasıl kaybolmuş? Ben buradayım diye söylememişler. İki haftadır kayıp. Evden bir çıkmış, bir daha gelmemiş. E polisi aramamışlar mı? Aramışlar, arıyorlar. Allah Allah. Yekta, ben bir daha dönmeyebilirim. Yani? Yani ne zaman döneceğim belli değil. Sen beni bekleme. Beklerim. Niye beklemeyeyim ki? Neden öyle dedin? Hayır, ikimiz için de en iyisi bu. Sevim ablam ne diyor peki? Hoşça kal. Larisa. Larisa, dur git, bana bak. Gitmem lazım. Tamam git. Ama sonra geri gel. Ya Yekta, ne oluyor sana? Koca adamsın. Larisa, biri görecek, sıkıntı olacak. Gel içeride iki dakika konuşalım. Tamam. Larisa. Larisa, benim sana ihtiyacım var. Ya iki haftadır tanışıyoruz. Ne ihtiyacı? Bak, ben seninle tanıştıktan sonra uyuyabiliyorum. İnsomnia gibi. Hayır ya, öyle bir şey değil. Onlar uyuyamıyor. Benimki daha farklı. Nasıl farklı? Benim uykuya ihtiyacım olmuyor. Hap iç, süt iç, bir şeyler yap. İnsan uyumadan olmaz. Daha nasıl anlatayım bilmiyorum ki. 24 saattir uyumuyorum mesela, hiç uykum yok. Ama insan uyumazsa ölür. Gözlerimi kapatıyorum. Dinlendirmek için. Ama bir türlü içim geçmiyor. Bütün sesleri duyuyorum mesela. 40 saat, 50 saat ayakta kalıyorum. Hiçbir şey olmuyor. Okey, bak. Benim gerçekten gitmem lazım, tamam mı? Bırak dalga geçmeyi. Sevim ablanın bizi buluşturduğu gün eve gittim. Seni düşündüm böyle. İçim bir tuhaf oldu. Oturdum ağladım. Sonra içim geçmiş Larisa. Tam 4 saat uyumuşum. Bir uyandım, sabah ezanları okunuyor. Oh be dedim. Aşk ne güzel şey. Sen benim huzurum oldun Larisa.
Gitme ne olur. Yekta. Sen çok iyi bir insansın. Sen melek gibisin. Sen de öylesin. Ama ne olur anla beni. Benim gitmem lazım. Ben senin kadar iyi bir insan tanımadım. Ama ne olur sen de beni anla. Meryem. Hiç düşündün mü ben hep neden bu bankta oturuyorum? Yok. Buraların manzaraları çok güzeldir biliyor musun? Eskiden gelip ben bu bankta oturup bu güzel manzarayı izlerdim. Masmavi bir deniz. Bulutların arkasında gizlenmiş bir güneş. Bulduğu en ufacık delikten ışınlarını yere indiriyor göğü deler gibi. Ne güzel konuşuyorsun. Şiir gibi. Sonra kuşlar uçuşuyor denizin üzerinden sürüler halinde. Göç zamanı değil, sadece bize selam vermek için. Bizi, onlara gönülden sevgi veren bu narin yüzlerimiz. Sen de bunları görmek isterdin değil mi? Kim istemez? Ben de çok istiyorum Meryem. Bu güzellikleri gördüm, tekrar görmek istiyorum. Ama ben senin sayende görmüş kadar oluyorum. Çok şanslı bir kadınım ben. Ben gerçekten görmek istiyorum Meryem. Bugün anladım. Nasıl olacak ki? Yani bu söylediğin. Benim İtalya'da bir dostum vardı biliyorsun, doktor olan. Dün beni aradı. Gidiyor musun yoksa? %85'e kadar yükseltmişler oranı. Ha, gidiyorsun yani. Bir ay önce 26 yaşında bir adamda denenmiş. Ameliyattan sonra harfleri ve sayıları görebilmiş. Başka? İstersen seni de sırayı alabilirim dedi bana. Sen ne dedin peki? Yarın kararımı vereceğim dedim. Meryem, kendini benim yerime koy. Daha önce sana verilen bir şeyin sonradan tekrar alındığını bir düşün. Biliyorum, bu senin için çok anlamsız, mantıksız bir şey ama benim için çok acı verici bir şey. Keşke ben de senin gibi hiçbir zaman görmemiş olsaydım bu güzellikleri. Ben sana hak veriyorum Ali. Ya vallahi bak ya, ya anlıyorum yani seni. Haklısın. Benim bütün hayalim gözlerimi tekrar açtırmak ve sonra buraya gelip seninle kaldığımız yerden devam etmek. Yani sen de beni beklersen tabii. Sonra? Evleneceğiz. Ben beklemem. Neden? Gelmezsin çünkü. Yani ben olsam ben de gelmem belki. Ne yapacaksın ki kör bir kadını? Neden isteyesin ki? Meryem, sen ağlıyorsun. Ağlama lütfen. Ağlama Meryem, ağlama Meryem. Hep güçlü olmak zorunda olan Meryem. Her şeye katlanmak zorunda olan Meryem. Meryem lütfen. Git, ameliyat ol. Yeni bir hayat kur kendine. Meryem konuşma böyle lütfen. Keşke en başından söyleseydin. Benim ameliyat olmaya niyetim var. Başka yerlere, çok uzak yerlere gideceğim deseydin. Ben yine hak verirdim sana. Meryem ne olur dinle beni bir dakika. Lütfen. Tamam. Dinliyorum. Meryem ben seni çok seviyorum gerçekten. Sen de beni seviyorsun biliyorum ama bu benim gerçekten son şansım.
Meryem. 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 Gidiyor musun? Meryem gitme. Meryem. Meryem gitme. Gitme Meryem. Meryem. Kestik. Gönderin görüntüyü. Hocam çabuk. Ben nasıldım hocam? Monitörden bir bakalım da. Ama bence gayet iyiydin. Hocam tekrar çekecek miyiz? Dur evladım biz izleyelim önce şunu ya. Peki hocam. Arkadaşlar hadi gönderin görüntüyü artık. Altını çekmiş spor arabayı. Öyle havalı havalı geziyor. İnsanlara varıyor. Başka bir şey yapamaz bunlar. Bunlardan bir şey olmaz. Meryem. Heh. Hiç düşündün mü? Ben hep neden bu bantı tutuyorum? Yo. Buraların manzaraları çok güzeldir biliyor musun? Eskiden gelip ben bu bantı tutturup bu güzel manzarayı izlerdim. Masmavi bir deniz. Bulutların arkasında gizlenmiş bir güneş. Bulduğu en ufacık delikten ışıkları yere indiriyor göğü deler gibi. Ne güzel konuşuyorsun. Şiir gibi. Güzel, sonra bayağı güzel. Açılış süper olmuş. Göç zamanı değil. Ya Arçın, bak. Şurada gözlerini açmışsın ya. Bak burası, özellikle burası. Özellikle burası çok dikkat çekecek. Bak izleyiciler burada sana ısınacaklar. Kim istemez? Evet, evet. Hatta burada sana aşık olacaklar. Sağ olun hocam. Güzellikleri gördüm, tekrar görmek istiyorum. Ama ben senin sayende görmüş kadar oluyorum. Çok şanslı bir kadın. Aa, şu bakış çok güzel. Ben gerçekten görmek istiyorum Meryem. Bu mu? Hı. Bayağı iyi. Bugün anladım. Nasıl olacak ki? Yani söylediğin. Benim İtalya'da bir dostum vardı biliyorsun, doktor olan. Hı. Ne zaman yemek yiyeceğiz, karnım acıktı. Bilmiyorum ki, birazdan paydos verirler herhalde. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bunlar olmuş. Kadın değil misiniz? Hemen dedikodu yapıyorsunuz zaten. Kadınlar anlar oğlum. Zaten bunların arasını yapan da kızın menajeri. Menajeri mi? Aynen. Geldi gitti ya bir yere. Görmedin mi? Ya o kadar da değil ama yani. Denir öyle benim ne alakam var Allah aşkına? Hocam bir kere ses tonunuz. Yani çok güzel, çok karizmatik. Bir de mimikleriniz. Çok doğal ve minimal. Teşekkürler. Utandırıyorsun beni. Aslında ben de daha önce yaptığım filmlerde seni düşünmüştüm ama işte kısmet bu filmmiş artık. Özlem sağ olsun böyle bir film var deyince ben de hemen kabul ettim. Yani sizin gibi usta bir yönetmenle çalışma şansını kaçıramazdım. Yok canım daha o kadar değil. Biz usta değiliz. Daha yolun çok başındayız. Yok zaten ben oyunculuğa başlamadan önce de sizi takip ederdim. Yani bütün filmlerinizi, dizilerinizi izledim. Özellikle ilk iki filminiz çok güzel. Teşekkürler. Bir de bakışlarınız. Yani gözleriniz sanki ekrandan çıkıp izleyiciye yansıyor. Senin de gözlerin çok güzel. Öyle söylerler. İnsan baktığı zaman içinde kayboluyor. Sen mesela Meryem'in yerinde olsaydın Halil'i bekler miydin? Karşımda sizin gibi biri olsaydı beklerdim. Ben de Halil olsaydım senin gibi bir kadını asla bırakmazdım. Ne yapıyorsunuz burada? Hoş geldiniz. Hoş geldiniz Rıza Bey. Abi saat kaç oldu? İnsanlar evine gidecek ya. Bırakın goy goy yapmayı. Goy goy yapmıyoruz ki. Sahneyi tartışıyoruz. Ya ben görüyorum ne yaptığınızı burada. Rıza Bey, isterseniz buyurun dışarıda tartışalım. Yok yok, burada tartışalım. Elçinin yanında tartışalım hatta. Sizin benimle kişisel bir probleminiz mi var? Yok, kişisel bir problemim yok ama manzara belli yani. Biz çok gördük set aşkları, kusura bakma. Siz bizi başkalarıyla karıştırdınız galiba. Nasıl bir şey ya? Ben bırakıyorum bu işi. Bırakamazsın kardeşim, sözleşmem var. Öyle bir bırakırım ki, şu anda bırakıyorum. Burak bırakıyorsa ben de bırakırım. Allah Allah. Sen de bırak. Hatta defol git. Allah Allah ya. Yemeğe çıkalım mı? Tamam. Ha
Ya siz ne yapıyorsunuz orada? Kalkın oradan ya. Çiftliğe çevirdiniz burayı iyice. Allah Allah. Demetciğim sıkıldın mı? Yok abi, neden sıkılayım? Kusura bakma, biraz uzun sürdü de. Olsun, oturdum izledim işte. Bak Hasan bu. Hasan! Gel bakayım. Yani iyi çocuktur. Konuşun bakalım. Sen öyle diyorsan. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Hadi gençler, benim biraz işim var. Siz konuşun. Demetciğim, ara sıra bize de uğra. Uğrarım abi. Hadi. İçer misin? Yok, kullanmıyorum ben, sağ ol. Kusura bakma, tanışmamız da böyle oldu statta filan. Ne olacak canım, olsun. Antrenmana devam değil mi? Tabii tabii, devam. Aynen. Haftada kaç gün yapıyorsun? 2, 3, bazen 4. Onun dışında hep dükkandasın. Aynen. Dükkandayım. Güzel iş ya. Böyle her yerde altınlar, mücevherler. Yok ya. Hani kuyumculuk öyle senin sandığın gibi güzel bir iş değil. Sonuçta kuyumcu. Yani işte. Sonuçta her iş bazen sıkıcı. Nasıl oluyor o güvenlik şeyleri falan? Sen çalışıyorsun, daha iyi bilirsin. Sonuçta yığınla altın var, para var. Ya ben de pek bilmiyorum ama çok iyi koruyorlar. Ama patron sana güveniyordur, değil mi? Düşünsene, dükkanı sana bırakıp gitti. Bir saat ortada yok. Sen istesen her şeyi alıp kaçamaz mısın? Olmaz. Yakalanırsın ya, her yerde kamera var. Ama mesela diyelim ki arkadaşınla anlaştın. O maskeyle falan geldi dükkana. Sen de bütün parayı ona verdin. Sonra ortadan kayboldunuz.
Ya olmaz öyle şey. Neden olmaz? Ya her yerde kamera var diyorum. Polis hemen yakalar adamı. Olur mu öyle şey ya? Allah. Sen neler yapıyorsun? Ya hoca biraz bahsetti ama öğretmensin değil mi? Onun gibi bir şey. Engel çocuklar için okullar var ya oradayım. Anne baba ne iş yapıyor? Hoca bahsetmedi mi sana? Neyden bahsetmedi mi? Annem babam yok benim. Nasıl yok? Yok. Ya kusura bakma ben öyle bir anda nasıl yok diye başın sağ olsun. Ya o hepimizin gideceği yer aynı biliyorsun. Ölümden öte köy yok. Ne zaman vefat ettiler? Yok. Hiç olmadı. Nasıl hiç olmadılar ya? Ya öyle öksüz falan değilim yani. Zaten yoklardı. Kendim bildim bileli böyle. Kafam buluyor sen bende. Hasu! Gel bir gel. Ne gel ya? Ne gel ya? Konuşuyoruz görmüyor musun? Kendim bildim bileli yalnızdım. Annem, babam, akrabalarım. Hafızamda kimse yok. Vardır. Senin bilmediğin bir yerde illaki bir akraban vardır senin. Yetiştirme yurdunda mı büyüdün? Yok. Sen üniversite sınavında ne yaptın? Ha? Nasıl doldurdun o formu? Nüfus kağıdında ne yazıyor senin? Ne lan? Yok işte. Yok. Doktora gösterdin mi? Gösterdim. Ne dedi? Olur öyle şeyler. Bazen bazılarının göbek deliği kendiliğinden kapanır dedi. Tabii tabii olur diyor. Doktor diyorsa olur. Ya boş ver Hasan ya. Ben ne diyorum, sen ne diyorsun? Oh. Bir sigara versene. Senin hiç öz akraban yok yani öyle mi? Yok. Düğün? Ne düğünü? Düğünde kız tarafı olmayacak mı? Yok. Olmayacak. Arkadaşlarımı falan çağırırım çok istiyorsan. Kalabalık olur. Biz seni kimden isteyeceğiz ya? Ya dert etmesene sen onları. Biz anlaşalım. Sonra her şey hallolur. Hallolur. Ama önce bir anlaşalım. Allah Allah. Ya hiç. Peki bir şey soracağım sana. Sor. Seni kim büyüttü? Kimse. Kendim büyüdüm. Ya nasıl kimse kendim büyüdüm? Olur mu öyle şey? Sen Tarzan mısın? Hep böyleydi. Yani anılarımda, hafızamda kimse yok. Yalnızdım. Tamam, tamam işte bak. Yani desem ki hafıza kaybı yaşadın. Hiçbir şey hatırlamıyorsun, hiçbir şey yok. Tamam, o tamam. Onu anlayabilirim de yani göbek. Değil mi?
Ya zaten bizde şans olsa. Şanslısın işte. Ya sen çok şanslısın. Ya ikimiz de şanssızız ya. İkimiz de şanssızız. Ya... Sen çok güzel bir kızsın. Ama işte böyle tatlısın. Ama... Olmaz değil mi? Ne olmaz? Evlenmezsin benim gibi biriyle. Yani bilmem ki. Ya benim hayalim normal bir düğün. Normal bir düğün istiyorum ben. Böyle davul zurna çalacak, halay çekeceğiz. Ondan sonra gelin arabasının önünü çocuklar kesecek. Zarfları atacağız. Bazıları da boş çıkacak. Ondan sonra bacanak yatacak arabanın önüne. İlle de rakı, ille de rakı diye tutturacak. Bu yani. Evet. Evet. İşte yani çok normal, sıradan bir düğün benim hayalim. Herkesin hayalleri vardır. Vardır. Herkesin hayali vardır. Şimdi nasıl desem ki ben, nasıl cümleyi de toparlayamıyorum ben. Ya Demet, sen çok güzelsin ama tuhafsın ya. Saçma sapan konuşmazsan ya. Durunsana, otursana, otursana. Dur, bir şey daha soracağım bak. Ya bizim çocuğumuz olmazsa? Oldu. Ya çünkü çocuk çok önemli biliyorsun. Ya sakat olursa? İyice saçmaladın ya. Memnun oldum Hasan. Çakmak. Sıkıldın mı? Yok, sıkılmadım da yani. Diğerlerini de merak ettim. Bak. Bunu adam ağlarken koyacağım. Bu diğeriyle aynı. Ya dinle, bu farklı. Aynı işte. Bu biraz daha slow belki. O yüzden sana benzer gelmiştir. Olabilir. Zaten benzerse benzesin. Dizi nasıl olsa tuttu. Ben parama bakarım. Doğru söylüyorsun. Tabii parana bakacaksın. Neye bakacaksın? Bak bu da çok güzel oldu. Bunu da dinle. Dinlemiyorsun. Ya dinliyorum. Annem bir şeyler yazmış, ona cevap veriyordum. Ha, ne demiş? Ya işte ne yaptın, ne ettin? Deniz'in yanına gittin mi falan diye soruyor. Aa bak, bu da son şarkı. En iyisi bu oldu.
çok iyi olmuş. Beğendin mi? Beğendim. Sevindim. Yani aşk tıkırtılarının müziğine benziyor. Seviyor muydun müziği? Bayılıyordum. Onu da ben yaptım zaten. Gerçekten mi? Yani o zaman şöyle diyebiliriz, bu senin tarzın. Slow duygusal. Yani daha çok duygusal ve slow müzikler yaparım diyebiliriz. Burası biraz sıcak olmadı mı? Sen nasıl yaşıyorsun burada? Açayım istersen klimayı. Yok gerek yok ya, ben bunu çıkarırım. Yani 24 saat burada kapalı durunca insan anlamıyor artık. Olabilir tabii. Ben de albüm işleriyle uğraşıyorum işte. Müzikler hazır. Ama bir türlü şirketlerle anlaşamıyoruz. Yani kafama uymuyorlar. Yani bu hafta 2-3 şirketle daha görüşeceğiz ama... bilmiyorum anlaşabilecek miyiz? Dilek Olaş. 8 yıldır bu albüm işiyle uğraşıyorum. Oha! Sen ne zaman başladın ki müziğe? Ben 3 yaşımda gitar çalmaya başladım. 7 yaşımda da ilk piyano resterimi verdim. İyiymiş. Piyano, gitar, cello, keman. Yaylılarda iyiyim aslında. Tellilerde biraz daha zayıfım. Bu arada vurmalı çalgılara sardım. Çalmadığım bir şey yok diyorsun yani. Mecbur. Sonuçta stüdyoya girip canlı çalıyoruz. Albümdeki tüm besteler sana mı ait? Tabii benim. Hepsini ben besledim. Kimse senin için uğraşmıyorsa sen kendin için uğraşacaksın. Orası öyle tabii. Baksana. Ben de kıçı kırık bir dükkan açacağım diye götümü yırtıyorum. İnsan kendi işini yapmayınca ne uzuyor ne kısalıyor. Senin mutlaka kendi işini yapman lazım. Gerçi öyle. Handan abla ne yapıyor? İyi. İyi derken yani aranız nasıl? İyi işte bildiğin gibi. Mevzudan hiç bahsetti mi? Hangi mevzuya? Hani senle beni tanıştırdı ya. Hı. Ama ne desin işte dilinin ucuyla nasıl gidiyor falan diye soruyor. Siz ne zamandır birlikte çalışıyorsunuz? Bu ayın sonunda 7 yıl olacak. 7 yıl çok uzun zaman. Az kahrını çekmemişsindir o zaman. Ama iyi kadındır Handan abla. Ya sana iyi o. Nasıl yani bana iyi? 200'ün teki o. Ben hiçbir 200'ünü görmedim Handan ablanın. Herkesin arkasından konuşur dedikodusunu yapar. Yok şunun şurası estetik. Bunun burası silikon. Onun kocası aldatmış falan filan işte. Ya niye bunu size söylüyor ki? Yani ne bileyim. Son 3 senedir böyle çok fazla ünlüler geliyor ya dükkana. Onların arkasından atıp tutuyor işte. Ya mesela Buket Sarıdere geliyor. Hemen böyle... Buket Sarıdere sizden mi giyiniyor? Herhalde devamlı müşterimiz bizim o. Neyse geliyor. Bu hemen böyle sahte bir gülümseme takıyor kendine. Kadının arkasından bık 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 gelmeler. Ne istiyorsa önüne sarıyoruz biz de. Bluzsa bluz, etekse etek falan. Neyse o seçiyor. Kabine gidip deneyecek. Bu da arkasından hemen gidiyor. Kadın da buna güvenip anlatıyor herhalde her şeyi. İşte böyle selfiler bilmem neler falan. Bir gülümseme. Kadın gidiyor arkasından bir küfretmediği kalıyor yani. Bodrum'dan yazlık almış. Aslında amacı Orhan Çeliktepe ile birlikte olmakmış. Karısından ayrıldı ya Orhan. Ona kendini yamamaya çalışıyor falan diyor işte. Kompleks yapıyor herhalde. Yani. Ama neyse beni ilgilendirmiyor zaten. Benim amacım oradaki müşterileri toplamak. En iyisini yapıyorsun. Yani senin yapman gereken de bu zaten. Şimdiden müşterilerini biriktireceksin ki ileride tasarımların iyi kişilerin önüne geçsin. Deniz zaman geçiyor artık. Evlilikte işte beni bunları yoluna koymam lazım. Benim de koymam lazım. Yok o seslendirmeye gelecek. Yok o dublaja gelecek. Kendime zaman ayıramıyorum. Parça yapamıyorum doğru düz. Kafam hep dalgın. Bir an önce kafamı toparlamam lazım. Müzik yani... Gerçek müzik öyle ısmarlamayla olmuyor. Sanat eseri böyle içten gelmeli. Böyle yürekten gelmeli.
sen hiç birine şarkı besteledin mi? Ne alaka şimdi? Yani ne bileyim, belki birine aşık olmuşsundur, söylemişsindir, olabilir yani. Kızmayacağım gerçekten. Söyle, gerçekten kızmayacağım. Peki tamam. Peki tamam ne? Ya ne bileyim. Biz seninle barda tanışsaydık mesela. Sen kapıdan girseydin. Ve seninle biz göz göze gelseydik. Sonra sen karşıdaki masaya otursaydın. Biz bakışmaya devam etseydik. Sonra aklımdan geçen şey olsaydı mesela. Keşke yanıma gelse. Senin aklından geçenin de bu olduğunu bilseydim. Sonra sen cesaretini toplayıp yanıma gelseydin. Biz konuşmaya başlasaydık. Hatta uzunca bakışsaydık. Ve sen bunun üzerine bana şarkı yazmış olsaydın. İşte o çok güzel olurdu. Ama bizim aşkımız çok ısmarlama oldu ya. İşte bunun üstüne beste yapsan. O çok berbat olur. Özge. Sana bir şey söyleyeyim mi? Hı. Ben her gece yattığımda aklımda hep sen varsın. Seni her zaman yanımda istiyorum. Benden bir dakika ayrı dursam bile seni özlüyorum. Kokunu özlüyorum. Yanındayken sadece gözlerin gözlerimde olsun. Dudakların dudaklarımda olsun. Saatlerce öyle kalalım istiyorum. Ben seni çok seviyorum. Ve galiba İlk defa birine aşık oluyorum. Sen bunu kaç kıza söyledin? İlk defa sana söylüyorum. Eğer ilk defa bana söylemiş olsaydın, bana çoktan beste yapmış olurdun. Aslında bunu bitince sana söyleyecektim ama madem yeri geldi, söyleyelim bakalım. Neyi? Aşk karmaşıktı. Aradığın aşkı bulmaksa en karmaşık. Sarmaşıklar gibi sarar bedenini. İnandırır gerçek olduğuna seni. Ayağını yerden keser ve güm bırakıp bir bulutun tepesinden kalbini unutturur her şeyini, kimse bilmez. Bu aşkın çaresini söndüremez içimdeki kor ateşi. Aşk bu sefer gerçeksin sanki. Sabahın üçünde şarkılar söylüyorum. Aşk bu sefer sonsuzsun sanki. Gözlerinde kaybolup gidiyorum. Aşk bu sefer sonsuzsun sanki. Gözlerinde hayaller kuruyorum. Aşk bu sefer sonsuzsun sanki, gözlerinde kaybolup gidiyorum. Aşk sen yok musun?